Hanım. Sayende amcamın ölümünü düşmanlarımızdan öğrendim. Defol git buradan. Gözüm görmesin bir daha seni. Amcam ölmüş. Kızım gel. Gel kızım. Otur. Ne kadar acımasızsın Süreyya bacı. Kızcağızın bir amcası vardı. Benim terbiyem biraz can acıtır abi. Bilirsin. Ama sonunda mum gibi olacak. Hey gidi harbi hey. O kadar sakatat yedin. Yine kurtaramadın. Bu kirve bir işler çeviriyor. Ha? Tatar'la, Ömer'le. Sen bir şey biliyor musun Süreyya bacı? Kirve bir şey yapıyorsa hem senin menfaatinedir hem benim menfaatimedir. Bilmemiz gerekseydi bize söylerdi. İnanıyor musunuz siz gerçekten? Sana inandırıcı gelmiyor mu? Açıkçası gelmiyor. Her de arkasında dünyayı yöneten gizli aileler, gizli toplantılar, şeytani planlar. İnternet bunun gibi komplo teorileriyle dolu. Neden bu kadar çok komplo teorisi var hiç düşündün mü? İnsanlar beceriksizliklerini paylaşmayı sevmezler. Ben yapamadım, yapamıyorum demektense birileri bana engel oldu demek her zaman daha kolaydır. Haklısın. Ama tek sebep bu değil. Hakikati gizlemenin en iyi yolu etrafına yalandan duvarlar örmektir. Bu komplo teorilerinin çoğunu kendileri ortaya çıkartıyorlar. O kadar çok dezenformasyon yapıyorlar ki sonunda her şey inandırıcılığını yitiriyor. Diyelim dedikleriniz doğru. Böyle bir güç odan kirveyle benimle ne işi var? Konsorsiyum ne hükümetlere ne istihbarat örgütlerine benzer. Ulusal çıkarları, dengeleri, hesap verecek seçmenleri yoktur. Bu yüzden istediklerini almak için yapamayacakları eylem, kullanamayacakları insan da yoktur. Amaçları ne peki? Kirve şu anda elimizdeki tek ipucu olduğuna göre bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Teklifini kabul edeceksin. Şamil Bey, bana kirveyi öldür deyin, al onu sorgula deyin, canım pahasına yapayım. Ama beni kirveyle aynı masaya oturtmayın. Gerçek kahramanlar bu vatan için sadece ölmeyi göze almazlar baba yiğit. Gerektiğinde ölümü, gerektiğinde ölümden de beterini yaşamayı göze alırlar. O zaman benim size bir tavsiyem var. Gidin kendinize bir kahraman bulun. Çünkü benim ne kahraman olmaya niyetim var, ne de beni kirveyle uzlaştırabilecek bir güç. Thank you.
Süreyya nerede? Neden beni karşılamaya gelmedi? Harbi'nin cenazesiyle ilgileniyor Süreyya bacı. Bir an önce defnetmenin derdine düşmüş. Harbi'nin mirasını almak için acele etmek lazım Gavaşlı. Mefta'yı gömeceksin ki sıra vasiyete gelsin. Sen neyin peşindesin Kirve? Harbi'nin mirası, Ömer, Tatar, ha? Biz de buraya bizim için geldiğini sanıyorduk. Ama aslında bizden başka sebepler de varmış. Yarın öğreneceksin gözüm. Turhan'ı, Ferhat'ı da çağırdım. Yarın size iyi haberlerim var. Oldu olacak. Tatar'la Ömer'i de çağırsaydın da hep birlikte öğrenseydik niyetini. Onların çoktan haberi var zaten gözüm. Önce hasımlarını terbiye edeceksin ki dostlarının terbiyesi bozulmasın.